Uzun zamandır ucuza nasıl coins alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORox sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok muazzam şeyler yapacağız. Hem oyuncularımı yükselteceğim hem de bir sürü ama bir sürü takım kahramanı paket açacağız arkadaşlar. Umarım en azından bir tane takım kahramanı çıkartırız. Çıkartabiliriz diye umuyorum. Ve illa bir tane çıkar diye de düşünüyorum arkadaşlar. Eğer takım kahramanı çıkartırsak sizlerden bu videoya tam 3000 beğeni bekliyorum tam 3000 beğeni arkadaşlar. 3000 beğeni geçebiliriz. İnanıyorum size. Artık geçelim. Haydi bakalım her izleyen bir like atsın. Ve yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Hemen aşağıdaki video izlerken bile basabileceğiniz olan, hiçbir zaman hiçbir şekilde zamanınızı almayacak olan abone ol butonuna basarsanız, ayrıyeten yanındaki bildirimleri de açarsanız, bütün videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve ailemize katılmış olursunuz. 100.000 aboneye bu arada çok yaklaştık. Yani az kaldı diyebiliriz. Hesaplarıma göre 3-4 ay içinde olacağız gibi duruyor Umarım da oluruz arkadaşlar Herkese abone olursa çok sevinirim Neyse hadi bakalım çok fazla zaman kaybetmeden Hemen ilk olarak Griezmann etkinliği ile başlayalım Evet arkadaşlar ben 12 galibiyet yaptım Yani toplamda 2 haftada 12 tane şu fişten aldım Ve şimdi sizlerle birlikte bunları açıyoruz bakalım Hemen açmaya devam edelim 2 üstünlük fiş yani bunların hepsini alıp Griezmann'ı yükseltebildiğim kadar yükselteceğim Sonra da arkadaşlar Gerçekten daha güzel şeyler yapacağım bundan çok daha önemli bir şey yapacağım. Onu da göreceksiniz. Çok güzel bir para harcayacağım ama değiyor arkadaşlar. Gerçekten oyundaki en OP adam. OP demek hani iyi demek. Yani bulunduğundan, ratinginden çok daha iyi oynayan oyuncuya denir. Aslında ratingi çok yüksek olacak. Ama bence çok efsane. Yani gerçekten oyundaki en iyi oyunculardan birisi. Onu size söyleyebilirim. Gerçekten efsane bir oyuncu yani. Şimdi göreceksiniz zaten kimi yükselteceğimi. Dünkü kadro yorumlama videosunda zaten bayağı bir bahsettim o oyuncudan. Bu arada yarın 1 milyon coinslik paket açılımı da yapabilirim. Ve bir sürü de elit çıkartacağımı düşünüyorum. Umarım çıkartırım. Gerçekten yarın da o videoyu bekleyin. Elimdeki coins miktarı birazcık düşecek. Ama sizin için değer arkadaşlar. Ve montajlı yapacağım. Yani böyle 1 milyon coinslik paketi böyle her köşe paketi koyup koyup durmayacağım. Sadece güzel paketleri ve bazı paketleri koyacağım. Yani çok fazla canınızı sıkmayacak güzel paketlerde göreceksiniz ara sıra yani o da aklınızda bulunsun. Ve tamamlama ödülü olan e, bu ödülü de alıyoruz. Sonra da bunu Griezmann'a ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet devam et'e bastık. Ve şimdi hemen Griezmann'ımı takıma koyup Griezmann'ı yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Çok fazla yükseleceğini düşünmüyorum ama çok efsane olacak. Griezmann'ı koyuyoruz. Bu arada Fenerbahçe kadrosunu tamamladım. Coins satın yani coins'lerimle satın alarak Fenerbahçe kadrosundaki bütün oyuncuları aldım. E, bunu Galatasaray ve Beşiktaş için de yapacağım çünkü bir video fik fikirlerim var. Tam olarak ne videosu çekeceğimi bilmiyorum ama güzel videolar çekeceğim onlarla ilgili. Odaklınızda bulunsun. Burada bunun ratingini 3 reyting arttırabiliyorum sanıyordum ama öyle değilmiş ya. Öyle değilmiş arkadaşlar. Maalesef olsun, iki yen de olur. 86 bir de e, iki tane falan da şey beceri geliştiricisinden artar mı? Bakalım. Yok bir tane artabiliyormuş ondan da. O da sağlık olsun. Bir tane de beceri geliştiricisinden artsın. Griezmann çok yavaş yükseliyor. Hiç mi uğraşmasam bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Griezmann'la uğraşmayı bırak veya devam et falan yazabilirsiniz. Çünkü bunu yükseltene kadar daha yüksek bir tane daha santraforum olur. Ve iki tane güzel santrafor zaten bence yeterlidir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Griezmann 87 gen oldu. Ve takımı güncelledim yani çok da önemli değil. Ve arkadaşlar Deli Ali'mizi Efsane yapıyoruz. Sonunda 1 milyon 731 bin coins sonuna kadar değer. Ve arkadaşlar 109 hızlanma. 111 top kontrolü. Gerçekten efsane oldu. Yani özellikleri zaten görüyorsunuz. Muazzam oldu. 118 dribbling nedir ya? Gerçekten çok iyi oldu. Muazzam oldu arkadaşlar. Ben çok memnunum. Zaten güzel bir oyuncu. Muazzam bir oyuncu. Neyse arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Hemen takım kahramanları paket açılımımıza geçelim. Evet arkadaşlar takım kahramanları etkinliği geldi ve hemen başlıyoruz sizlerle birlikte. Hepsini teker teker açacağım. İlk olarak bu paketi açacağım. Bakalım çıkartabileceğiz mi abi? Çok istiyorum. Hadi bakalım. Bir tane no yer bile olur bak. Hiç ihtiyacım olmayan bir tane bile olur. Ama hiç ihtiyacım olmayan çıkmasın. Çıkabilir ama hiç önemli değil. Gerçekten değil. Çıksın yeterli arkadaşlar. 1-5 daha veriyoruz. Bakalım elit de çıkabilir. Yani illa takım kahraman çıkacak diye bir şey yok. Ama takım kahraman çıkmasını istiyorum tabii ki. Ya orası ayrı bir konu. Ulrich çıktı. Güzel abi. Sıkıntı yok. Çok da önemli değil yani. Evet Eden Hazard için de iki tane açabiliyoruz. Mesela Eden Hazard'a çok gerekmiyor. Hatta hiç gerekmiyor. Bakalım. İleride umarım bunları takaslayabileceğimiz bir şeyler gelir arkadaşlar. Çünkü gereksiz yere bundan fazladan çıkarsa ne yapacağız yani. Öyle de bir durumumuz var. Bir tane daha açıyoruz. Çıkmadı. Bakalım abi umarım çıkartırız. Abi iki tane falan da çıkmasını istiyorum da. Gerçekten bir tanesi yeter. Bu arada Caballero çıktı be. Yes budur. Çok güzel oldu. Bunun değeri de vardır bayağı bir. Evet, Tony Cross çok lazım. Lazım olmasa da çok istiyorum. Nainggolan tabii ki daha çok istiyorum ama Tony Cross da olur yani. Bir 88'lik Meom olabilir. Ama çok inanmadan açıyorum arkadaşlar. O yüzden bir çıkmıyor. Bir yükselmek lazım. Hadi bakalım buradan geliyor mu? Buradan bir tane gelsin ya. Haydi bakalım. Bastım. Abi gelmedi. Maalesef gelmedi. Brand. Abi sol kanat gerçekten çıksa üzülürüm. Yani çıksa üzüleceğim bir yer çıkabilir. Sıkıntı yok ama çıksa üzülür müyüm? Ya üzülmem de. Çok saçma olur. Buradan çıkacaksa elit çıksın. Sırf sadece sol kanat için bunu düşünüyorum bu arada. Hani M O O falan çıksa üzülmem. Mesela Ali o kadar 106'ya güzelmişim üzülmem. Sol kanatta bir sevmemezlik var bende. Sol kanatı Ronaldo oynatmak istiyorum. Evet arkadaşlar bağlantı sorunu oldu. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Romelu Lukaku'yu zaten tamamlamıştık biliyorsunuz. Şimdi sırada Dybala var. 16 tane fişi varmış bu arada. Dybala'nın gerçekten efsane muazzam fişleri var. Bakalım ne çıkacak Dybala'dan? 75'lik Raro geldi. Bakalım bir tane de açalım. Umarım. Abi iki tane de hakkımız var. Bunları sonra mı kullansam? Bu arada yanlışlıkla kahramanlara girdim. Hemen arkadaşlar devam edeceğiz. Bakalım hemen haftalığa tekrardan girelim. Evet onları bir sonra kullanacağım. Nabi Keita'yı da bitirmiştim geçen videodan. Mane. Bu da sol kanat ama Mane olur var ya. Mane'ye sevinirim. Mane'nin 88'lik kartı bile iş yapar yani bence. Ya. Gerçekten efsane bir oyuncu. Çok hızlı. Ve 88'lik kartını da hiç düşünemiyorum bile. Ama çıkmıyor tabii Hiçbir şey çıkmıyor abi. Çok kötü gidiyoruz ya. Hadi ye bir şeyler ver bize. Haydi bakalım ye. Güzel bir şeyler bekliyoruz. Inks geldi. Maalesef kötü gidiyoruz. Hadi olan lütfen. En çok istediğim sensin. Bakalım çıkacak mı? Bom. Abi Karstorp çıktı ya. Olsun Sabek güzel. 77'lik Sabek. Bu arada oyunda bir donma oldu arkadaşlar. Tamam toparlandı şu anda. Haydi bakalım abi ya. Karstorp'un çıkmasına üzüldüm mü? Üzülmedim ama Nainggolan'ı çok istiyorum ya. Hadi bakalım. Şimdi çıkmasa ilerleyen zamanlarda illa çıkarmak istiyorum. Haydi lütfen Nainggolan gel bana. Gelmedi Gonalons. Bu da güzel ama. Bu da güzel geldi. Bunların değerlerine ben videodan sonra bakıp bunları satarım, pazara koyarım yani. Caballero da iyi para ediyor olabilir. O da aklınızda bulunsun. Abi Bonucci de çok işime yarar. Gerçekten şu anda Sergio Ramos almak benim için çok zor. O yüzden Bonucci çok işime yarayabilir. Gomez geldi. Gomez mi? Gomez mi? Her neyse. Güzel bir oyuncu çıktı ama sonuçta yani kötü bir oyuncu değil. Kötü bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz daha doğrusu. Değil derken söyleyemeyiz. Bonucci için bir daha açıyoruz bakalım. Abi bir elik gelse şöyle bir gözükse ya. Bir tane istiyorum o heyecanı yaşamak istiyorum ya. Şu heyecanı yaşamak istiyorum. Evet bunu da harcamıştık geçen videoda biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten izleyenler biliyordur. Ve sırada Koke var. Koke çıksa üzülür müyüm? Üzülmem arkadaşlar. Efsane bir oyuncu sonuçta. Ama hani başka oyuncular çıksa tabii ki daha çok sevinirim. Bakalım. 3 tane açabiliyoruz. Hernandez geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hadi artık bir yükselelim. Bir şeyler çıksın ya. Hadi artık abi. Çıkmayacak mı yoksa? Çıkmazsa ben bu videoyu atmamış bile olabilirim. Atmayacak bile olabilirim. Hadi abi lütfen. Lütfen güzel bir şey gelsin. Hadi Koke. Gel bana be. Abi ya. Verme şöyle saçma sapan şeyler. Bir tane daha Koke için aklımız var. O oh, Hurricane de varmış. Hurricane de çıksa olur bu arada. Haydi bakalım. Koke gel bana. Koke bana gel. Bana gel. Bana gel. Aha. arkadaşlar şu anda abimle aynı odadayım ve bağıramıyorum gece saati ama abi muazzam oldu ya yes budur yes evet arkadaşlar umarım dediklerimi duymuşsunuzdur gerçekten muazzam oldu sesini de aldık abi efsane muazzam oldu ya gerçekten muazzam oldu koke çıkardık be işte budur şimdi keyin için açıyoruz Evet işte arkadaşlar sonunda takım kahramanımızı çıkardık. Bu videoda gerçekten efsane şeyler yaptık arkadaşlar. Delaleli bayağı bir yükselttik. Sonra koke çıkardık falan. Delaleli'yi sizin de yükseltmenizi öneriyorum. Güzel bir lige girin ve Delaleli'yi yükseltin arkadaşlar. Gerçekten önemli bir oyuncu. Harika bir oyuncu. Yükselttikten sonra da test ettikten sonra da fark edeceğim zaten nasıl bir oyuncu olduğunu. Lorente. Bakalım arkadaşlar. Falcao 4 tane açabiliyormuşuz Falcao için. Gerçekten çok güzel. Falcao çok önemli değil. İşe yarar mı? Belki yarar ama çok da önemli değil dediğim gibi. Bakalım çıkarsa seviniriz tabii ki. Niye sevinmeyelim değil mi? Haydi bakalım. Haydi. Team Heroes Pack Opening. Bakalım ne geliyor. Oo, Jorge. Güzel. İki tane daha açacağız. Benim için arkadaşlar artık çıkmasa da çok önemli değil. Her videoda bir tane takım kahramanı verse iyi bana. Bu benim için yeterli tabii ki. Bu arada bu kadar arma bana nereden geldi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hani bu kadar armayı nereden buluyorsunuz falan diye yorumlara yazan birisi olursa Kalp atardım ama şu anda kalp atacağım dediğim için herkes yazacak. O yüzden hepsine kalp atmam birazcık zor. Ama siz yorumlar yazın, güzel yorumlara ara sıra kalp atıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı da okuyorum. Yorumları yazmayı unutmayın. Evet, Brand için açıyoruz. Bir tane daha Brand'te kalmıştık. Zaten son paket galiba ama ben yine de bir bakacağım. Evet, bundan da çıkmadı. Çıksa da çok da mutlu olacağım bir durum yoktu. Evet, evet hiç kalmadı arkadaşlar galiba. Diğerlerini de bitirdik gibi geliyor bana. Ama ben yine de bir kontrol edeyim hepsini açmak için. Bunlara zaten bakmıştık. Mane. Nangolan. Milan arması. Cavani. Lukaku. Bu da yok. Aa bu varmış. Bu duruyormuş. Bunları açalım o zaman. Hemen Dybala'yı da açalım. Keita'ya da baktık bu arada. Keita da yok. Haydi bakalım. Dybala ne gelir? Tiam. Abi şu Tiam'a çok sinir oluyorum. Artık gelme Tiam yeter ya. Abi her paketten Tiam çıkıyor. Önceki paketten o mu çıkmıştı bilmiyorum ama her paketten çıkıyor adam. Hadi abi bir elit gözük ya bir şey gözük. <laughs> Yine tiyem çıktı. Evet arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hala abone olmadıysanız bir abone ol butonuna şuradan basın arkadaşlar. Ya da tam ekranı kapatıp daha kolay bir şekilde de abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Gerçekten efsane videolar var arkadaşlar. Orada gidin o videolara ve eğleneceğinizin garantisine veriyorum. Hoşçakalın sizleri seviyorum ve bay bay.